Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz ikilemeler. Aralarında anlam ya da ses yönünden benzerliklerin olduğu aynı cinsten veya gruptan iki kelimenin tekrarlanmasıyla oluşan sözcük gruplarına ikileme diyoruz arkadaşlar. İkilemeler tıpkı atasözleri ve deyimler gibi anlatımı güçlendiren ve anlamı pekiştiren söz varlığı öğelerinden biridir. İkilemeler her zaman ayrı yazılır ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, birkaç tane ikileme e, örneğine bakalım ve nasıl oluştuğunu da birlikte inceleyelim. Ağır ağır, aynı sözcüklerin tekrarlanmasıyla oluşmuş bir ikileme arkadaşlar. Güçlü kuvvetli, eş anlamlı sözcüklerden oluşmuş ikileme. Aşağı yukarı. Zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşmuş bir ikileme. Kaba saba biri anlamlı, biri anlamsız olan sözcüklerden oluşmuş. Abur cubur her ikisi de anlamsız sözcükten oluşmuş bir ikileme. Tıkır tıkır yansıma sözcüklerden oluşmuş. Birebir hal eki kullanılarak oluşmuş bir ikileme. Akıl fikir kısmı da yakın anlamlı sözcüklerden oluşmuş ikilemelere örnek. Evet arkadaşlar ikilemelerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.